Konuşmamız lazım. Ömer'le ilgili bilmen gereken şeyler var. Niye iletilmiyor bu şimdi? Yuh! Kapatmış telefonu. Ben sana yapacağımı bilirim. Susamadım yani. Ben susarsam kendim alırım zaten. Sen şey yapma. O zaman sana şöyle bol köpüklü bir kahve yapayım mı? Bizim burada kahve içmeye pek vaktimiz olmuyor. Ama suyu ben içerim. Ben bunu Demir'e niyetle getirdim. Ver. Kime niyet, kime kısmet. Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Kul kurar, kader gülermiş. Atalarımız diyorum, ne güzel söylemiş. Hayat bu belli olmaz demişler. Öyle kendinizi çok kaptırmayın demişler. Belli olmaz demişler. Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olma demişler. Anlamadın değil mi? Dimyat İstanbul, pirinç Demir. Ama bende bulgur yok be canım. Hiç de olmadı. Bu yüzden kaybedecek bir şeyim de yok. Sen ne diyorsun be? Komik bir şey mi var? Ne oldu, bana mı saracaksın şimdi, hayırdır? Sana ne saracağım ben be? Tencere kapak bulmuşsunuz işte birbirinizi, yuvarlanın. Yuvarlanırken tıngırdamayın yeter. Aynen, aynen. Yuh ama artık. Ayşe bak dur. Şiddete başvurmadan önce ne olur beni bir dinle. Ateş, ben seni ne zaman dinlesem başıma bir iş geliyor. Bak senin yüzünden milletin diline düşeceğiz. Sen bırak şimdi milleti de. Önce abine bir şeyler çıtlattın mı onu düşün bence. Nasıl bir şeyler? Bizimle ilgili şeyler. Biz diye bir şey mi var Ateş? Delirtme beni. Canımsın. Bizimle ilgili derken ben ve Yasemin'den bahsediyorum. Ha. Sahte evli olduğunuzu söyleyip söylemememle ilgili mi? Evet. Abim bunu bilse seni çatıdan atar. Daha önce yapmışlığı var, biliyorsun. Zaten söylediğine de ihtimal vermemiştim ama yine de bir sorayım dedim. Sen beni bu yüzden mi arayıp duruyorsun? Bundan çok daha önemli ve tam olarak da seni ilgilendiren bir mesele için rahatsız etmiştim aslında. Aa, nasıl yani? Seninkinden daha önemli benim ne derdim olabilir ki? Ki sen yani koskoca ateş avcı... Ömer sandığın gibi biri değil. Oldu mu? Ayşen, bak ben bu adamı dün sokakta telefonla konuşurken duydum. Bu adam kesin bir işler çeviriyor. Bence zaten seninle sadece kendi çıkarları için evleniyor. Ya, sordum herife ama... Dayım sizi görmüş. Evet, ona sor. O da gördü. Hatta takışıyormuşsunuz. Evet, takışıyorduk. Senin için. Sıradaki yalanın bu mu Ateş? Ayşe, o herifin söylediği yalanların yanında benimki yalancı kalır. Sen o yalancıklarını git başkalarına anlat Ateş. Her şey bitti, şimdi Ömer'i mi karalıyorsun sen bana? Daha fazla ne kadar alçalabilirsin Ateş? Tamam, tamam beni bırak. Madem bana inanmıyorsun git Yasemin'e sor. O da duydu, o da gördü. Ya evin girişinde konuşuyordu herif, telefonla rahata bak ya. Hem de başka bir kadın aradım hayatında.
Bozacı'nın şahidi Şıracı. El alemin adamıyla evlilik numarası yapan kadının nesine inanayım ben? Hayda. Peki kanıtlarsam? Sen engelledin mi beni? Ne yaptın? Müsaadenle. Müstakbel nişanlın arıyor da. Efendim Ömer. Hayır canım, ne münasebet, ne alışverişi.